Hakan Albayrak Biji Serok Ahmet Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ahmet Davutoğlu'na hususi bir garezi var. Yerli yersiz demeden mütemadiyen laf çakıyor Davutoğlu'na. Veya laf çaktığını sanıyor. Geçen gün Bayburt'ta yaptığı bir konuşmada yine Serok Ahmet dedi. Partisinden istifasıyla tıynetine ve kulağına fısıldanan gizli gündeme uygun olanı yapan Serok Ahmet. Böyle diyerek Davutoğlu'na bölücü imasında bulunduğunu zannediyor Zahar. Bir ara bazı AK Partili troller de Twitter'da Serok Ahmet Duruşu diye tag açmıştılar. Onların kafası da öyle çalışıyor. Çok enteresan. Nereden çıktı bu Serok Ahmet hikayesi? 2015 ve 2016'daki Diyarbakır ziyaretlerinde Davutoğlu'na yapılan tezahürattan çıktı. Hatırlayalım. Ocak 2015. Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin genel başkanı ve başbakan. AK Parti Diyarbakır İl Kongresi'ne katılıyor. Kongre salonunda Kürtçe bir afiş. Denge Bratı, Serok Vezir Davutoğlu. Kardeşliğin sesi Başbakan Davutoğlu. Kongre salonundaki partililerin Kürtçe tezahüratı Serok Ahmet, Başkan Ahmet. Yeni Türkiye'de Kürtçe Serbest ve AK Partili Kürtler Genel Başkanlarının başbakanlarını Kürtçe selamlıyor, Türk-Kürt kardeşliğine bağlılıklarını Kürtçe ifade ediyor. Bunda bir fenalık var mı? Tövbe, bölücülük olabilir mi bu? Estağfurullah. Davutoğlu 2016'nın Nisan ayında Diyarbakır'ı tekrar ziyaret ettiğinde sokaklarda da Serok Ahmet ve Bişi Serok Vezir Ahmet yaşasın Başbakan Ahmet tezahüratıyla karşılaşıyor hendek terörünün ve o terörle mücadelenin orta yerinde. Kürtleri halk ayaklanmasına çağıran PKK'ya inat, bölücü terörle mücadelenin başını çeken Davutoğlu'na, bizim temsilcimiz onlar değil sizsiniz manasında Kürtçe, Serok ve Serok Vezir diye seslenilmesine, bölücülük, Kürtlerden böyle bir teveccüh görüyor diye Davutoğlu'na da bölücü nazarıyla bakabilmek için çok ama çok ters bir bakış açısına sahip olmak gerek. Yeni bir parti kurma hazırlığındaki Davutoğlu ile birlikte hareket etmek üzere AK Parti'den istifa eden Eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cihan Öztunç'un sosyal medyada bu konu hakkında paylaştığı mesaj. Serok, Kürtçe'de başkan demektir. Sayın Bahçeli tıynetine uygun olarak bu ifade üzerinden Sayın Davutoğlu ile istihza ediyor. Hocamıza bu meseleyi sorduğumda şöyle cevap vermişti. Bize yurt dışına çıktığımızda president denmesini mesele etmeyenler, kendi vatanımızda yaşayan Kürt kardeşlerimizin kendi dilleriyle Serok diye hitap etmesinden rahatsız oluyorlar. Bu bize sadece mutluluk verir. Elhamdülillah. Ser Seram'ın Ser Çavem'in Serok Ahmet Davutoğlu'nu Serok diye anınca onu tahkir etmiş olduklarını düşünenler aslında Kürtçeyi tahkir ediyorlar ve Kürtleri incitiyorlar. Hangi akla hizmettir bu? bölücülükle mücadeleyi vaz eden akla hizmet olmadığı kesin. Hakanal Bayrak karar